çıkacağım birazdan. Şunu bir deneyelim. Bakalım ne kadar uzun süre tutacak. Buz gibi bir su koyacağım içine. Hep beraber test etmiş oluruz. Hem de siz de bilgi sahibi olursunuz. Yani gayet kolay. Şunu şu şekilde sokuyoruz. Buraya içine tamamen yerleştirdiğimiz zaman da şuradaki şeyini bak kıskaç. Şurası zaten. Burasını şu şekilde büzüyoruz. Yani ağız kısmı şu şekilde olacak. Ondan sonra işlem tamam. İster bunu böyle taşı. Şu şekilde. Ya yani asabilirsin de böyle. Ondan sonra istersen de çantana koy git Çıkma taşı. vakti geldi. Altıma böyle şort giydim. Bakalım. Eşofman altı da aldım. Duruma göre artık gidebiliriz. Her şeyi kapattım. Anahtarımı aldım. Hala nereye gittiğimi söylemedim. Şimdi çıktım yurttan. Bugün Büyükada'ya gidiyoruz. 10.30 vapuruna bineceğiz. Ona yetişmeye çalışıyoruz şu an. Dilara hazırlıkları yaptı. Onunla Bostancı Sanayi'nin durağında buluşacağız. Şimdi alt kapıdan otobüse bineceğim. Burayı çekmemiştim. Burayı da çekmiş olayım. Bu üst yol. Şuradan yurt burası. Buradan doğru direkt aşağı doğru iniyorsunuz. O yolu da göstereyim size. Yolda böyle. Gayet güzel. Bugün hava da güzel. Açıkçası şortla da üşümedim şu an. İyiyim yani. Üstüm iyi olduğu için benim bacaklarım zaten çok üşümez. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Bazen tak diye geliyor otobüs ama umarım çok beklemeyiz. Hadi bakalım. Şimdi indim arkadaşlar. Bayağı kalabalıktı. Normal hava da güzel. Dilara'yı bekliyorum şimdi. O da geldi aslında. Aynı anda geldik. Nerelerde acaba? Bakınıyorum o metrodan gelecek. Tam olarak şurada. Şuradan gelecek. Aa geldi. Dırırın dın. Gel bakalım. Bakın bakın ne gördüm bak. Zober. Gel bili bil bil gel bili bil. Bil bili bil bili bil bili bil. Tamamdır. Şimdi indik. Bostan Sanayi'den binmiştik. Burası hangi durak? Bakayım hemen. Ümraniye Bostancı durağı. Orada inmeniz gerekiyor. Ya yani Yeditepe'den gelirken aşağıki duraktan inerseniz 19F, 16F aşağıdan ama. Yukarıdan binerseniz de 19, 14KS'ye binmeniz lazım. Sonra indiğiniz yerde hiç kıpıldamadan Bostan Sanayi'de indiğiniz zaman onu bekleyeceksiniz. Ondan da direkt aşağı geleceksiniz. Yani 3-4 durak sonra falan. Şimdi buradan biz Bostancı vapur iskelesine gidiyoruz değil mi? Buluştuk bu arada. Beni görmedi başta. Şimdi... Sen durakta arıyordun. Evet fark ettim. Marmara'ya gider gibi geçeceksiniz karşıya. Burası biraz kafa karıştırıcı. Benim de kafam karışmıştı. Şimdi buradan devam ediyoruz. Çıkacağız. Olarak aşağı iniyorsunuz. Karşıya geçeceksiniz ya sahile gideceksiniz aslında. Çok basit. Ve burada zaten direkt vapur iskelesi de burada. Hiç kafanız karışmayacak yani. Çok basit. Sahil göründü. Bu arada çanta değişikliği yaptık. Çok ağırmış çantası. Kıyamam. İçeride mi oturmak zorundayız? Bindik.
girdik şimdi. Eğer abonmanınız varsa 4 çekiyor. Eğer para verecekseniz de kaç lira yazıyordu? 32 mi yazıyordu? 32 yazıyordu ama 32. Öğrenciye farklı galiba. Evet. Bakalım ne kadar sürecek. İlk galiba şeye gidecekti. Neydi o? Diğer adaya. Heybeli mi? Aynen, Heybeli'ye gidecekti. Sonra Büyükada'ya. Büyükada Heybeli olan da var. Onu kafalarına göre yapmışlar. Şu an 10.30'a bindik. Daha bir 20 dakikamız var. Geldik ya zamanında. Sıkıntı yok. Hava da güzel. Gideceğiz. İndik şimdi. Yaklaşık yarım saat sürdü. Migros'a gireceğiz. Bir domates, biber, bir şeyler alacağız. Sandviçin arasına koymak için. Abonmanım yeter de yeter. 100 bassın istersen. Al bak 7 basıyor. Kaç geldik şimdi. Daha demin gösterdiğim araçlarla buraya geldik. Elektrikli hepsi. Gayet güzel. Evet. Ondan 7 sonra... abonman alıyor. Ha, 7 abonman alıyor. Normal kişi başı da kaç lira? 26 alıyor. 26, evet. Ama öğrenci indirimi vardır büyük ihtimal. Ama tabii abonman olması iyi. Şimdi aşağıda bir size ilk önce çektiğim yer. Orası ücretliydi. Kişi başı 12 alıyor. Galiba öğrenci var mı yok mu diye sormadık tabii, ama. Tabii sormadık. Oraya biz onun üstüne geldik. Burada herkes böyle takılabiliyorsunuz yani şu şekilde her yerde oturabilirsiniz. Biz de buraya bir kurduk şimdi böyle. Takılacağız, yemek yiyeceğiz. Evet, şimdi olduğumuz alanı terk ettik. Bebeğim çöp topluyor çünkü çöpleri dışarıya attıkları için de biz de sinirleniyoruz. Evet ve ben topluyorum. Çok sinirleniyorum. Evet, yani şöyle arkadaşlar, buna dikkat etmemiz lazım. Bakın ne güzel etrafa, mis gibi. Kutular da koymuşlar. Ya çöp ne olmamalı bu kadar? Evet, bence de katılıyorum.
Katılıyorum aşkım. Sonuçta şöyle düşünmek lazım. Burayı biz terk ettikten sonra yine biz geliyoruz. Aynen öyle. Temiz bırakalım. Çantada ufak bir yerleştirme sorunu yaşadık çünkü benim sırtıma çok battı. Batıyor mu anam buraya? Evet, şimdi daha iyi. Buralar da geri dönmüşüz. Nereden bebeğim? Bulmak için. Bilmek lazım. Bak şimdi keşfediyoruz. Evet işte keşfediyoruz. Ben bunu çıkartacağım. Çıkar. Şöyle gölgede kaldığımız zaman birazcık üşüyorduk. Evet. Ama sıcak yani. Özellikle bir de daha yerler çok ısınmadığı için aslında yerden de yani çimlerden de topraktan da çok şey geliyor. Soğuk vuruyor. Evet. O yüzden ama yürüyünce tabii ısınıyorsun. Yani büyük ihtimal çıkarız üstümüzü. Şimdi şöyle bir gezi planı yaptı. İlk önce nere? Luna Park meydanı gibi bir şey varmış. Luna Park meydanı. Oraya gideceğiz. Yürüyoruz aslında kafamıza göre biraz. Keşfedeceğiz. Evet. Yorulduğumuz yerde de suyumuz var, kahvemiz var. Duruma göre dinleneceğiz, içeceğiz. Öyle. Öğlem yani. Öyle. Neredeyiz bebeğim? Luna Park meydanındayız. Ben niye bu işin verdiklerini ama şu Luna Park kafe var. O yüzden Luna Park meydanı. Şurada bir sanki sıra var gibi. Nerede? Bir şeyler var gibi, bir kalabalık evet. Var. Gerçekten orada bir sıra var. Tamam gel bakalım. Luna Park kıyı gazına suymuş burası. Tamam. Burası daha yüksekmiş, bak yeterli kalkta kalıyor. Ya bebeğim. Evet dostlar, acayip bir bayır çıktık. 10 tane molayla. Evet, 10 tane molayla evet, mecbur kaldık çünkü. Gerçekten acayip bir yokuş var. Bakalım geldiğimize değecek mi? Umarım değer, yoksa çok kötü olacak. Hani yoldan aşkım yiyecekmişiz ya. Tamam bebeğim. Şimdi manastıra geldik. Burada biraz dinlendik. Kahve içtik. Şöyle diyeyim. Yani bu kadar bayır çıkıyorsunuz. İçeri girdik. Video çekemedim. Çok ben bir çok kısa bir çektim ama dediğim gibi uyardılar. Burada başka bir şey yok. Sadece dinlendik. Bir de buraya geldiğiniz zaman kesinlikle yani spor giyin. Ayakkabılarınız çok önemli. Yani öyle pantolonla falan eğer yürüyecekseniz, gerçekten gezecekseniz işiniz çok zor diğer türlü. Biz Allah'tan hazırlıklı gelmiştik. Rahatız. Evet, geldiğimiz yolda burası arkadaşlar. Ya manzara çok güzel. Manzara çok güzel evet. Ama çok bayır. Görülmeye değer ama çok bayır. Ölüyorsunuz. Birkaç kez dinlenmeniz gerekir. Yürüyoruz, yürüyoruz. Bir şeye varamıyoruz. Burası da kapalı. Yani güzel. Ama kapalı. Oo. Yalnız manzara çok iyiymiş. Ya yani içeri giremiyorsunuz. Yürüdük ama maalesef ki giremedik. Boşuna yürüdük. Manzarayı galiba. Çekelim. Evet çektim. Bu çok önemli değil. Bu manzara. Güzel. Açalım.
Evet, bayağı yorulduk. Acayip yürüdük buraya gelene kadar, böyle yalıların arasından bilmem ne. En sonunda başladığımız yere vardık. Şöyle göstereyim ha. Aynen burası. Şu an bitti. Biz işte ilk başta şuradan, neredendi? İlk başta buradan geldik işte. Buraya gittik. Ondan sonra oradan otobüslere bindik. Bu elektrikli otobüslere. Yani şimdi geldiğimiz yolu komple, bütün ormanı, sonra dışından dolanarak bilmem ne, her yeri gezdik, dolaştık. Evet, kesinlikle spor ayakkabıyla gelin. Evet, spor ayakkabı. Yanınıza da büyük tişört alın. Ben değiştiririm büyük ihtimal. Ve 10 tane falan su alın. Evet, size. Su alın. Su önemli. Ya bir hava çok sıcak olmamasına rağmen öldük yani. Leş gibi terledik. Bir de bugün de sıcaktı aslında ama yazdaki gibi değil. Yani aynen, yazın asla gelinmez. Asla adaya gelmeyelim. Evet, burada kapatıyoruz. Bitti. Gezdik, biz de bittik. Video da bitti. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.